Tulum şişti. Kimi çağıracağım biliyor musunuz? Tulum ile beraber Muhammed Ermiş geliyor efendim. Geldi. Evet, stüdyomuzda biz çok ağırlıyoruz. Bravo. Rize'den hemşehrilerimizi, Trabzon'dan hemşehrilerimizi, Rize'den yine Tulum ile beraber Muhammed geldi. Muhammed hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyi, çok şükür. Sen nasılsın? İyiyim, ne olsun. Keçiler de keçi. Keçiler yaylada kaldı. Keçileri kaçırmış. Şu Muhammed... Yaylaya kaçırdım. Muhammed'i bir tanıma adına önce onunla ilgili bir VTR'miz var. Bakın keçiyle neler yapmış. Şuna bayılıyorum şuna. Birlikte sakız çiğniyoruz ya. Bir gelsin, bir gelsin. Keçileriyle konuşuyor. Artık sakız işini vazgeçtik. Sakız işi yok. Doktor dedi ki bir daha sakız çiğnemezsin dedi. Meyve yesin. Onları elleriyle besliyor. Biraz yavaş çiğne, yavaş. Sonra dişli onu yapmadı. Anladın mı? Geri geliyor, bir köpeğin elinden tutup horon oynuyor. Geri geliyor, bir kümes tavuğu ıslıkla susturuyor. Ne ya? Bir susun artık. Susun. Rize'de yaşayan Muhammed Ermiş, doğayla, hayvanlarıyla olan ilişkisiyle dikkat çekiyor. Muhammed Ermiş 35 yaşında. Doğduğu günden beri Rize'nin Fındıklı ilçesinde yaşıyor. Muhammed doğayı, Karadeniz'in yaylalarını, deresini, denizini çok seviyor. Biraz yavaş şimdi, yavaş. Son dişli onu yapmadı. Anladın mı? Yapmış şu şeyle onu damak rağanga. Ha gözlüğü de bir çıkar gözlüğü, gözlüğü. Ha bu çiseli havada şey takarsın. Gözlük. Kendin koy. En çok da hayvanlara olan ilgisiyle dikkat çekiyor. Aman. Ben gidiyorum. Keçileri, koyunları, inekleri de onun bu sevgisini karşılıksız bırakmıyor. Doğaya, hayvanlara olan sevgisi nedeniyle de yaşadığı köyden hiç kopmak istemiyor. Muhammed Ermiş, köy yaşamında arkadaşlarıyla bir araya gelip yaşadıkları komik olayları sosyal medyada paylaşmaya başlayınca oldukça dikkat çekiyor. Artık sakız işini vazgeçtik, sakız işi yok. Doktor dedi ki bir daha sakız çiğnemezsin dedi, meyve yesin dedi. Tansiyonu çıkmaz dedi. Burada ya. Ya yavaş ye. Tamam mı? Yemek yok. Dinle onu da. Elom yema. Ya ya ya. Ya la suyu de ola ola ola. Bir daha ya. Ben suluydu, suluydu. Ey mandalina, bu sene mandalina ne babaylı.
Muhammed üç kardeşin en küçüğü. Çocukluğunda annesine bağ bahçe işlerinde hep yardımcı oluyor. Köyde çoban olan kuzeniyle bol bol vakit geçiren Muhammed, onun 500 tane keçisine bakmasına çok yardımcı oluyor. İşte bu süreçte keçilerle arası gitgide daha farklı bir hal alıyor. O keçilerin dilinden, keçiler de onun sevgisinden anlar hale geliyor. Muhammed sadece keçilerle iyi geçinmiyor. Sevgisini sokak hayvanlarıyla da paylaşıyor. Gülmeyi ve güldürmeyi çok seven genç adam, yöresinden ve şivesinden asla vazgeçmiyor. Ne yapıyorsun? Bitisi. Onun hayvanlarla olan diyaloğu, köy hayatının doğallığı insanlardan ilgi görmeye devam ediyor. Muhammed harikasın ya. Vallahi harikasın. Bravo. O keçilere hani her hayvan anlar sevgiyi de. Onlar çok evcil hayvan olmadıkları için. Yayla hayvanları. Ben evdeki kediye söz geçiremiyorum. İşte onu diyorum. O keçi her yerimi mesela parçalıyor. Diyor ki keçiye diyor bir daha sakız yok diyor meyve var diyor. Tamam keçi de böyle yapıyor kafa çalıyor. Nasıl öğrettin onları, nasıl öyle evcilleştirdin? Yani Alişan abi dokunmak lazım hayvanlara. Evet. Hayır bu Karadeniz'de hep durum böyle mi? Biz Trabzon'a gittik mesela. Bir tane orada bir balıkçımız vardı kardeşim. O da köpek balığı yakalamıştı. Hatırlarsın sosyal medyada. Köpek balığını yakaladık. Onunla konuştu. Dedi ki konuştu. Senin ne işin var dedi benim ağamda. Sonra köpek balığını attı. Mesela Karadeniz'de böyle durum çok sık yaşanıyor. Yani hayvanlar da şey yapıyor. Hissi var. Doğrudur o. Yani içinden gelen bir şeysi var. Bu bana zarar vermesi bir şey yok. Ya. Öyle yani hiç yani konuşamıyor. Muhabbet ediyoruz. Bak anladım. Şu anda mesela şunu bir sesini çok versene güzel yönetmenim. Bak. Bak. Oğlak mı bu şimdi? Bu oğlak. Ah canım benim. Bak ya. Evde beslenir mi bunlar? Biraz yavaş şimdi yavaş. Sonra baba yavaş. Biraz zor şu yapmadı. Anladın mı? Yapmadı. Yapma şu şeyle onu damak rahanga. Ha gözlüğü da bir çıkar gözlüğü. Ha bu çiseli havada şey takarsın. Gözlük. Kendin koy gel. Yavaş şimdi. Sonra bir daha dişçi gelmeyelim. Dişçi de sıra var ha. Dişçi de sıra var. Gerçekten sıra oluyor dişçi. Tamam ben durmayacağım. Tamam dişçiye gitmeyeceğiz. Tamam kızma. Devam et. Ha kendin koy gel. Efendi yok. Bugün de yemek yemedim. Hiç. Akşama sakız ağzını o yana çevirirsen bu yana çevirirsen. Çok fena sakıza alıştın, çok fena. Dinleyin mi sen beni, bir şey diyeyim. Hemen kız o yana bak. Hemen kız o yana bak. Ne çektiğin var sende. Bu çok güzel. Saçlarını çek. Ne yapıyorsun sen? Bitisi. Ben gidiyorum. Hadi. Hadi. Tabii. 35 yaşındasın ama herhalde 3-4 yaşından beri o keçiler. Küçükten beri hep hayvanlarla iç içeyim. Nasıl biz keçiyi bir anlat bize. Keçinin şeyini anlat bize. Mesela inatçıdır derler ya. Seninkiler çok inat. Çok inat. Valla. Çok yaramaz. Ne yapacağı belli olmaz. Bazen çok sever bazen de boynuzu atar sana. Hep o videoda izlediğimiz hep o keçiyle mi şeysin? Tabii. O keçiyle evet. Bağ kur. Ya diğer keçiler var da bu daha şey. Böyle. Mesela keçileri bırakıyorum. 500 tane keçi var. Ha. O 500 keçi içinden o keçi seni gelip buluyor mu? Aynen. Aynen. Vay be. Bak keçilerin şeyini anlatsana. Koyundan farklıdır ya. Keçi pis yerde yatmaz.
Pis suyu içmez. Tabii hayatta pis yemez. Asla evet. Yani. Hiç, dünyanın en sağlıklı beslenen hayvanı. Tabii bir de galiba doğada yaşıyor da. Yani bizim gibi bazen çarşıda falan değil, hep doğada, hep şeyin içinde. Ses rengi de farklı değil mi zaten? Onun böyle keçi kendine... biraz daha böyle soprano evet. gibi. Ses rengi. Daha dik. Daha insana yakın geliyor bana keçinin sesi, bilmiyorum. Yani hayvanlara dokunmak lazım. Aynen, bu soğuk hayvanlar olsun. Yani... Peki sizin orada tabii ki çay. Tabii. Çay tarlaları da var herhalde. Evet var. Anneyle birlikte yaşıyorsun buradan. Ellerinden öpüyorum. Anneye selamlar, saygılar. Annem şu an herhalde çayda çay topluyordur. Vallahi şu an izlemiyor mu bizi? İzliyor da şu an şeyde izliyordur, çaylıkta, telefonla. Annenin yapıyor. Herhalde senden en çok herhalde şikayetçi olduğu konu. 35 yaşındasın. Abi sen de deme şimdi ya. Ya deme ama de, 35 yaşındasın da. Evlenmek. Yani. Bırak keçileri. Çok baskı var abi ya. Çok baskı var üzerinde. Baskı var, baskı olmaz mı? Bazen evden de kaçtığım oluyor. Bu yüzden mi? Tabii. Ama anne haklı. Haklı da beyin de kalmadı da artık. Hep böyle de nereye kadar? İnşallah. Hayırlı bir kısmet. Hayırlı bir kısmet bulup. Bakalım. Evet, buradan gözüm hemen tabii. Nilgün'e de buradan şey oluyor. Nilgün, senin annen de böyle şey mi bu konuda? Yok artık, annem söylemiyor bir şey. Yani ben daha büyüğüm tabii ondan. Vazgeçti artık kadın. Umudunu kesti ben. Bütün aile umudunu kesti benden. Elif? Allah Hilal'le karşılaştık. Abi hayat işte. Yıllar önce böyle programlara katıldığımda bir ben bekardım. Herkes evliydi. Şu anda kendi programdayım. Bir ben evliyim. Geri kalan herkes bekar. Buraya bir tuş isterdim eskiden. Şöyle bir tuş tırırın diye. Artık herkes alışmış bu duruma yapacak bence. Bir şey. Anneye bir, şöyle bir Karadeniz türküsü anneye. Elif mi okusa acaba? Okuruz. Evet, okur. Tabii okuruz. Elif bir Karadeniz türküsü şöyle Rize'ye be. Ağır slowlardan var mı?